Verilere baktığımızda dünyanın neredeyse Avrupa'nın birincisi, dünyanın ikincisi konumundayız. Onun için evrensel bir hukuk sistemine çok acilen Türkiye'nin ihtiyacı var. Ha nasıl bir anayasa? Her doğan çocuk için bir anayasa yapacaksak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizle, kolumuzla, gövdemizle bu işin içinde oluruz. Yani destek veririz diyorsunuz. Bakın. Hangi şartta Cumhuriyet Halk Partisi? Hemen söyleyeyim. Kendi adıma mı söylüyorsunuz? Kendi adıma söylüyorum. Partimin de böyle düşündüğüne inanıyorum. Peki. Çocuklarımızın, her doğan çocuğumuzun geleceği için bir anayasa tasarlıyorsak, bunun için yapılması gereken ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi her türlü desteği verir. Hayır. Sayın Erdoğan'ın arzusu üzerine bir anayasa olacaksa zaten öyle bir anayasa olmaz. Kaldı ki yeni bir anayasa yapabilmeniz için Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin olması lazım. Aksi takdirde mümkün değil yani. Sayısal olarak ne yaparsanız yapın parlamentoda yeni bir anayasayı çıkarma şansınız yok. Hemen bilmeyeniz Sayın Bahçeli için bir cümle bunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı tek başına yeni anayasa yapamıyor sevgili izleyiciler. Artık yeni sistemi hepimiz öğreniyoruz. Sadece Cumhur İttifakı değil, Cumhur İttifakı'nın dışında velev ki yani muhalefet şu anda de yapamıyor. Millet İttifakı'nda evet. Bir kısım partilerin desteği olsa bile yine olmuyor. Şöyle oluyor, yeni sistemde anayasanın meclisten geçebilmesi için 600 milletvekilinin 400'üne ihtiyaç var. Sizlere yani referanduma gelebilmesi için de 360 milletvekiline ihtiyaç var. Şu anda iki ittifak grubunun oyu yetmiyor. Şimdi Sayın Erdoğan'ın anayasa talebiyle Sayın Bahçeli'nin anayasa talebi çok apayrı. Bir kere onu biraz önce de kendiniz de ifade ettiniz. İçi boş, ne olduğu belli değil. Ya yani nasıl bir anayasa taslağı, nasıl bir anayasa çalışması? Sayın Bahçeli'ninkini çok net anladı. Diyor ki mevcut sistemin, mevcut sisteme uyarlanabilecek yeni bir anayasanın olması lazım. Bu da eşyanın tabiatına aykırı. Şu anda Millet İttifakı'nın tamamı, sadece Millet İttifakı'nın tamamı değil, aynı zamanda AK Parti'de de uzun süredir çok ciddi görevlerde bulunmuş, milli görüş geleneğinde olan birçok insanların bu sistemle ilgili de çok ciddi itirazlarının olduğunu da görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir anayasa? Şimdi bir kere şunu anayasa diyoruz. Anayasa derken 6-7 milyon oy almış bir siyasi partiyi de öteleyerek bir uzlaşılmış bir anayasa çıkarma şansınız da olmaz. Bu da eksik, bu da doğru değil. Yani eğer bir anayasa yapacaksak Türkiye'yi bir bütün ele almamız gerektiğine inanıyorum. Evrensel kurallar içerisinde bir anayasa tartışması olacaksa elbette bu konuda tereddütsüz her türlü tartışmaya açığız. Yasama, yürütme, yargı bir kere güçler ayrılığı sistemini oturtmamız lazım. Peki. Ve biraz... anayasa öyle bir anayasa olmalı ki 83 milyon vatandaşımızın güvencesi olmalı. Yani sırtını dayayabilmeli. Öğrencisinin de, polisinin de, simitçisinin de, esnafın da güvencesi olabilecek bir anayasaya ihtiyaç Gürsel vardır. Bey, diğer konuklara geçmeden önce sizinle tabiri caizse biraz siyaset dedikodusu yapmak istiyorum. Tabii. Şimdi ideal olarak dediğiniz gibi Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Fakat siyasetteki dengeler açısından baktığımızda tam da muhalefet parlamenter sisteme dönüş tasarısını açıklayacakken Cumhurbaşkanı'nın böyle bir teklifle gelmesi sizce muhalefetin elini zayıflatıyor mu? Muhalefetin açıklayacağı parlamenter sistemi gölgeye mi düşürür? Yoksa bakın tam da böyle bir ihtiyaç olduğunu iktidar da kabul ediyor gibi muhalefetin işine mi gelir? İşte İyi Parti daha sıcak bakar, CHP daha ters bakarsa sizin aranız bozulur mu? Nasıl Hayır, olur etkisi? Hayır, şimdi buradaki şey şuna benzetiyorum ben. Azerilerin çok güzel bir atasözü var. Onu zaman zaman kullanıyorum. Vurmayacağı ondan belli, elini yeke taşa atıyor. Yani kaba büyük taşa atıyor. Şimdi Sayın Erdoğan da biz de muhalefette, parlamentoda, bütün siyasi partilerde çok iyi biliyor ki bu tabloda bir anayasa tartışmasının olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama benim bir önerim olacak. Anayasa kadar önemli, bak altını çizerek söylüyorum. Anayasa kadar önemli olan bir madde var ki gelin Sayın Erdoğan buna siz öncülük yapın. Siyasi partiler yasasını değiştirmediğiniz sürece... Siyaseti edilgen,
siyaseti tartışılır, siyaseti sürekli bölen hale getirirsiniz. Soruma yanıt, soruma yanıt verecek olursanız, muhalefetin içerisinde bir fikir ayrılığı yaratır mı? Cumhurbaşkanının bu hamlesi muhalefetin parlamenter sisteme dönüş teklifini gölgeler mi? Bütün bu tartışmalar Millet İttifakı'nda herhangi bir ayrıştırma ya da bir tartışma yaratmaz, onu söyleyeyim. Yaratmaz. Peki Cem Küçük. Ya çünkü biraz burada bir sonuç elde etmek mümkün olmayacak. Nasıl görüyorsunuz, merak ediyorum. Bana göre dünün hatta saat geçtiyse işte iki gün öncenin oldu. En önemli meselesi bu anayasa meselesi. Niye olduğunu söyleyeyim. Dün akşam bizi yayına girmeden bir saat önce açıkladı Cumhurbaşkanı. Dün akşam bakanlar tabii. Bugün artık öbür gün oldu ya, çarşamba oldu, pazartesi, o yüzden söylüyorum. Şimdi ben bunu, bakın Cumhurbaşkanımızın... Çok özür diliyorum, oradan devam edin. Bu anayasa tartışması Cumhur İttifakı'nda bir sıkıntı yaratabilir. Cumhur İttifakı'nda sıkıntı peki yaratır mı? Şimdi, niye yaratsın? Ben şöyle düşünüyorum, bakın şimdi burada işte iki kıymetli akademisyen var. İşte CHP'de içerisinde halka yakın isimlerden biri var, öyle söyleyeyim. Yani CHP'deki herkes öyle olmadığı için Gürsel Bey'e öyle söylüyorum. Şimdi ben Erdoğan'ın açıklamasını satır satır baktım. O bölüme özellikle baktım. Diyor ki, şeffaf bir şekilde herkesin tartışacağı, fikrini öne süreceği bir anayasa yapalım. Ama burada terörle iltisaklı olanları ayırıyor haliyle ki bu şeyde bunu da doğru kabul etmek lazım. Bakın şimdi bu açıklamayı ben olsam nasıl görürüm? Geçmişe dönmeye gerek yok işte. İki kıymetli akademisyen var. Akademisyenler de gelsin, hukukçular da gelsin, doktorlar da gelsin sağlıklı. Yani anayasa ile ilgili ne yapılacaksa tartışılsın. Biz nasıl burada şimdi tartışıyoruz? Tabii, tabii. Yani bazen en şahinlerle, en güvercinler de yapılır. Gene bir geçmişten örnek vereceğim. Sizin hoşunuza gitmeyecek Kübra Hanım ama... Mesela dün akşam benim gene... Benim niye hoşuma gitti? Faruk Gürler, bakın baştan ön yargı görüyorsunuz. Faruk Gürler... Mesela Ecevit'le Demirel 72-73'ün ortamında... Ha, geçmişten örnek verdiniz. Tabii. Evet, evet, doğru. Bakın inanılmaz derecede zıtlar, anlaşamıyorlar, bilmem askeri vesayet yoğun bir şekilde 12 Mart hissediliyor. Faruk Gürler konusunda o dönemin kara kuvvetleri konusunda Ecevit'le Demirel bir anlaştılar, seçemediler ve Semih Sancar hem Demirel'e, o dönemin genelkurmay başkanı hem Ecevit'e hem de Demirel'e ya ben meclis büyük bir şahsiyet gösterdi diyor. Biz buna bir şey yapamayız diyor. Bak, darbe isteklerin hevesi kırılıyor. Bak siyaset güçlü olduğu zaman asker nasıl kışlasında kalıyor. Ve daha sonra da Fahri Korutürk'ü, bir Moskova Büyükelçisi o zaman, onu seçiyorlar. Şimdi burada da mevzu burada. Herkesin anlaşması ama hala AK Parti ile CHP'nin anlaşması daha önemli. Şimdi Gürsel Bey'den dedim 2008-2009'da bu yaklaşımları başörtüsü konusunda gösterdi. Bizim gibi düşünenlerden büyük alkış aldı o zaman. Partisinde tutmadı. Ayrı konu. Sebepleri vardır. Şimdi gelinsin, tartışılsın. Bu anayasa meselesinde Gürsel Bey fikrini söylesin, Kemal Bey söylesin, İyi Parti söylesin, Ayhan Bilgen söylesin, şiddeti kınadığı için söylüyorum. AK Partililer söylesin. Şimdi tabii ki şimdi %25 alan bir partiyi buna dahil etmezseniz o anayasa kadük kalır. İyi Parti'yi katmazsınız, MHP'yi katmazsanız, hatta Güneydoğu'yu katmazsınız. O da doğru ama tabii ki üniter yapı içerisinde bu. Her şey tartışılsın. Bakın. Kesinlikle. 2017'de darbe girişiminden sonra ilk 62 maddede AK Parti ile CHP uzlaşmıştı. Her maddede sonra CHP'liler belli konularda itiraz olduğu için toplantılara katılmadılar. Ve bu öyle mi? Bunu bir izleyicimiz de sormuş. Hemen 2010 ya. Şöyle demiş mesela. 3 maddeden dolayı maalesef. Gürsel Bey, izleyicilerimizle katalım sohbete. Ali Bey demiş ki, Gürsel Tekin'i hatırlatır mısınız? Geçmişte CHP ve AK Parti 50 maddede görüş birliğine varmıştı ama sonradan CHP çark etti, meclisten geçirmedi. Doğru mu bu? Efendim, İzleyicilerimiz bakın, de merak ediyorlar. Birkaç kez bu benzer olaylar oldu. Örneğin Avrupa Birliği sürecinde oldu. 2010 yılında mesela 2010 yılında 15 Temmuz'un, yani o darbenin temel atma töreni 2010 yılındaki anayasa değişikliğiydi. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 maddeyle ilgili hassasiyeti vardı. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesi'nde de aleyhimize karar çıktı. Şimdi haklı olarak iki siyasi partisiniz. Bütün maddelerde uzlaşacaksınız diye bir şey yok. 47 maddede uzlaşmışsanız en azından 47 maddeyi çıkarabilirdi. Yani iktidarın da böyle bir dayatmacı bir mantığı, tıpkı 2010 yılındaki o dayatmacı mantığı ne yazık ki ama bu süreci. Orada şöyle oldu Gürsel Bey. Hayır hayır ya yanlış. Ben...
Ben diye şey söylüyorum. Orada bakın ilk ilk maddelerde anlaşılmış, uzlaşılmıştı. Orada mesela onları kabul edip 2010'u mu diyorsun 2017? 2017 diyorum. Sonra 2017 için 2010'da öyle bir şey yok. 2017'de ki meselede oturup 2010'da da anlaşıldı. Evet. Sadece 3 madde anlaşıldı. 2017'de ama çoğunda uzlaşıldı. Buradaki diyeceğim şey şu benim. Gelin siz de şart öne sürmeden, geçmişte siz böyle dediniz, biz böyle dedik demeden hayır, ki sürmez. En dedim, büyük hemen getirin yani. Ben sizden yana bir şeyim yok. Gelin oturulsun, AK Partililer konuşsun, siz konuşun, İYİ Parti, CHP, MHP herkes konuşsun. Ya anlaşamazsanız da gene konuşun, bütün maddeleri konuşun. Kesinlikle. Belki de oradan bir şey çıkacak. Bakın Türkiye'de bu uzlaşma... Ya 22 gün bence, önce biz ben bunu gündeme getirdiğim bence, için... Evet, ya nereden çıkarttın 90, kardeşim bu anayasadan? Konuşacağız biz ya. 99-2002'de ANAP, DSP, MHP hükümeti Avrupa Birliği konusundaki en büyük reformları çıkardı o hükümet. Dolayısıyla uzlaşılabilir bir araya gelinsin. Ben bunu çok önemsiyorum. Erdoğan 2005 yılında AK Parti CHP'nin de... Evet burada ki, o 2007-2008'e kadar Türkiye'de hiç sorunsuz gidiyordu her şey. Bakın Türkiye'de uzlaşıldığında her şey yapılabilir. Yeter ki uzlaşılsın. Bakın Erdoğan neydi orada? Her ne kadar biz birçok maddesini değiştirsek de 27 Mayıs'ın 12 Eylül'ün izleri var. Hakikaten bunlar silinmiyor. Bunu silmek için sivil bir anayasa yapmak lazım. Yani burada herkes masaya otursun günlerce, aylarca tartışsınlar, saatlerce. Amerika'da kurucu babalar değil mi? 3 ay, 6 ay odadan çıkmıyorlardı. Dolayısıyla burada da böyle olması. Şimdi sen öyle dedin ben masadan kalkıyorum. Sen işte bayrakla ilgili şunu dedin. İşte işçi hakları ile ilgili bunu dedin veya üniter yapı ile ilgili hatta üniter yapıdaki en şey fikir bile söylensin ya. Kesinlikle. Biri desin ki yani ben de böyle düşünüyorum desin. Orada çıksın bir şey. O zaman Türkiye'de uzlaşma olur. En azından denir ama ki ama genelde uzlaşma da olmuyor işte. Hayır, en azından şu olur bakın. Diyelim ki anayasa çıkmadı. Ben bakın ben ümitsiz değilim. En kötü denir ki AK Parti ile CHP'ler oturdu, MHP'ler ile İYİ Parti oturdu, konuş anlaşamadı ama oturdu. Şimdi o oturma da yok. O uzlaşmaya zemin olur ya. Olur. Siyasetçileri biz anayasa için bile olsa bir arada görsek ben ama fena şunu da mesela ya? Merak ediyorum. Mesela CHP'nin anayasa çalışması olsa ne olurdu? Mesela bunu bir görelim. Yani bunu hakikaten bir kötü niyetle demiyorum. Mesela ne, nasıl bir anayasa öngörüyorlar? Ama bu lafla şöyle değil. Üniter yapı, işçinin hakkı... Öyle değil. Yani somut olarak anayasa maddelerini görelim, konuşalım, biz de itirazlarımızı dile getirelim. O zaman bakın inanın orta yol bulunur. Yoksa öbür türlü onu dışla, bunu böyle yap, onları kalkmayayım derse o zaman güçlü olan, çoğunluğu olan iktidarı yapar, götürür. Ama bakın yapılıyor. Erdoğan 2017'de yaptı. Referanduma götürdü, MHP ile beraber yaptı, götürdü. Ona rağmen bakın hala eksiklik hissediliyor. Hala birinin problemler olduğu görülüyor. O açıdan da üniversiteler burada yardımcı olsun. Yani gelsin işte Ali Bey'in üniversitesi, şimdi Mehmet Hocam'ın üniversitesi, gelsinler burada öne yak olsunlar. Ve böylece hani geçmişte öyle demeden, bilmem ne demeden hep beraber olacak. Şimdi siz AK Parti'yi de muhafazakar milliyetçileri katmadan bu ülkede anayasa olur mu? Veya CHP'yi katmadan, sosyal demokratları katmadan olur mu? O açıdan herkes birlik bunu sağlamak. Efendim şu önyargıdaki, bunlar bir araya gelemez. Evet bugünkü şeyde AK Parti CHP yan yana gelemez gibi görünüyor ama gelebilir. Niye zorlanmıyor? İşte o tepedeki liderler, akil insanlar, partinin önde gelenleri bunu yapacak ki toplum da buna şey. Tamam, mesela bu güzel o gün, bir çağrı. 2008-2009'da bakın o çağrısı bakın samimi söylüyorum. Türkiye'nin çıkarları için. Büyük araya şeydi, gitmem lazım oldu, onun için. O açıdan büyük destek ama kendi partisinden engel gördü. Bak tamam. Şunu söyleyeyim. Gürsel Bey araya gideyim sonra devam tamam. edelim. Olur mu yönetmenim uyarıyor. Bir yandan da şunu konuşalım. Ben aslında oraya çekmeye çalıştım ama yeni anayasaya ihtiyaç neden ihtiyaç olduğunu anlattı iki konuğumuz da ama bir yandan da şunu merak ediyorum. Mesela iki tarafta hükümet sisteminin nasıl olması konusunda yani iki ittifak bloğu kesinlikle hemfikir değil. Bir taraf şimdiki sistem devam etsin diyor, muhalefet değişsin diyor. Anayasa tartışması.